Küresel yüzeyin düzleme aktarılarak kalite haline getirilmesi sırasında bir takım bozulmalar meydana geldiği için bozulmaları en aza indirmek amacıyla projeksiyon adı verilen iz düşüm yöntemleri kullanılmaktadır. Bu projeksiyonlardan biri aşağıda gösterilmiştir. Bu projeksiyon silindir projeksiyon yöntemi ee, ve silindir projeksiyon yönteminde özellikle ekvator ve çevresi daha az hatayla çizilirken kutuplardaki alanlar çok büyüyecektir. Ee, kutuplara doğru gidildikçe hata oranı artacaktır. Buna göre demiş. Açıları koruyan bu projeksiyon yönteminde alanlar fazla büyür ve şekiller bozulur. Gerçekten de normalde eee Grönland'ı şöyle görürken biz e, silindir projeksiyon yönteminde bir harita oluşturuyorsak Grönland'ı bu şekilde görmeye başlıyoruz. Çok fazla bozulmaya başlıyor yani. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Şekil ve alan bozulmaları Grönland, Kanada ve Rusya gibi kutba yakın bölgelerde daha fazla ortaya çıkar. Evet zaten öyle bir yorum yapmıştık. Özellikle ekvator çevresinde bu daha az olur. Düzlem ya da ufki projeksiyon olarak adlandırılan bu yöntemde genellikle büyük ölçekli haritalar yapılmaktadır demiş. Düzlem projeksiyon değil, ufki projeksiyon değil. E, bu projeksiyonun ismi silindir projeksiyondur arkadaşlar. O zaman 3'ü almadım, 1 ve 2'yi aldım. Yani sorumuzun cevabı denizde oldu. Bir yerin kuş bakışı olarak kabataslak bir şekilde kağıt üzerine çizilmesine kroki denir. Kroki, bir yerin tarif edilmesi ve o yerin insanın gözünde canlandırılmasında sıklıkla başvurulan yöntemlerden bir tanesidir. Yukarıdaki açıklamaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1. İnsanların aradığı bir yeri daha kolay bulmalarını sağlamak için kroki çizilebilir. Evet, bir adres tarif ederken kabataslak bir çizim yapılabilir. 2. Kroki çizerken doğu, batı, kuzey, güney gibi yönler gösterilebilir. Doğrudur ki tarif etme kısmında biz bunları kullanabiliriz. 3. Kroki çizen kişinin harita okur yazarlığı konusunda uzman olmasına gerek yok. Çünkü kaba taslak bir çizim ki herkes kroki çizebilir ki çizmiştir de evini göstermiştir. Bunun dışında bir okulu göstermiştir. Bunlar herkes tarafından çizilebiliyor. 4. belli bir küçültme oranına göre çizilen krokiler. Ki burada küçültme oranı yok. O haritaya ait bir özellik ve e, yapıları birbirine göre orantılı olarak göstermez. Kaba dediğimiz yani gelişigüzel bir çizim durumudur. Buna göre 1 ve 2 doğru olan özellikler oldu. C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Yeryüzünde gerçek alan ve izdüşümsel alanın birbirinden çok farklı olduğu yerlerde harita bozulmaları fazla olur demiş. Çünkü eğim ve engebenin düzlem üzerinde gösterilmesi mümkün olmadığı için böyle yerlerin haritası düz alanlara göre daha çok bozulmaya maruz kalır. Buna göre haritada verilen alanların alanlar izdüşümsel olarak eşit alanlı kabul edilirse aynı ölçek kullanılarak hangi alanın haritasının gerçeğe en yakın olarak çizilmesi en zordur demiş. Yani eğimli engebeli alanları çok bozulmaya maruz e, kaldıkları için e, bunu gerçeğe yakın çizmek zor oluyor o zaman bunların içerisinde gerçeğe yakın e, gerçeğe e, daha yakın olarak çizilmesi en zor olan e, en çok hata verecek olan en eğimli en engebeli yer e, olmalı en eğimli en engebeli yerde bunların içerisinde iki numaralı yerdir çünkü 2 numara dünyanın en yüksek, en engebeli yerlerinden biridir. Ee, Himalaya dağlarının olduğu Himalaya kıvrım sistemi buradan böyle devam ediyor zaten. Türkiye'de bu sistemin içerisinde ama burası dünyanın en engebeli, en eğimli yerlerinden olduğu için e, gerçeğe yakın çizilmesi çok zordur diğerleriyle karşılaştırınca. bir numara, 5 numara, 4 numara, 3 numara hep düzlük alanlardır. Gerçek ve düşüm alan arasındaki farkın az olduğu yerlerdir ama iki bu fark fazla olduğu için Haritalandırmak daha zordur. Cevabımız bu solda arkadaşlar. Birinin haritasına bakıldığında unsurlarından hangileri haritanın kullanım amacı hakkında daha çok fikir verebilir demiş. Haritanın başlığı bize kullanım amacıyla ilgili fikir verir. Cek buna bakarak hangi amaç için hazırlandığını söyleyebiliriz. Ölçek bize kullanım amacıyla ilgili pek bilgi vermeyecektir. E, yön oku da pek bilgi vermeyecektir ama lejant bilgi verecektir bize kullanım amacıyla ilgili. Çünkü lejant harita anahtarı demek. Lejanta baktığınız zaman haritada kullanılan sembollerin ne anlama geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla e, o sembollere bakarak da haritanın ne için hazırlandığı konusunda yorum yapabiliriz. Mesela sembollerde örnek veriyorum. Göl işareti yapmıştır. Şöyle bir işare, e, çizim yapar karşısına göl yazar. Ya da ne bileyim şöyle bir işaret yapar karşısına e, liman yazar gibi bu işaretlere bakarak biz o haritanın ne için kullanıldığıyla ilgili yorum yapabiliriz. E, 1 ve 4 olacaktır cevabımız Bursa değerli arkadaşlar. Haritalarda kesirli ve çizgi ölçek kullanılabilir ancak çizgi ölçeğin kullanılmasının bazı önemli avantajları vardır. Buna göre şu avantajlar arasında hangisi sayılabilir demiş. Şuradaki ifadeler arasında hangisi avantaj olarak kullanılabilir demiş. Şimdi burada... Ee, çizgi ölçeğinin ne olduğunu hatırlatalım. Şu bir harita olsun. Haritamızın sağında solunda bir köşesinde şöyle bir çizgi şeklinde bir ifade görürsünüz. Örnek veriyorum. 20, 0, 20, 40 60. Şuraya da kilometre yazar. Ben buradan bilirim ki bu kadarlık uzunluk örnek veriyorum. Şöyle iki merkez arası. X ile Y'nin arası. Bu kadar olsun. Ve bu uzunlukla bu uzunluk aynı buranın 20 km olduğunu söyleyebilirim. Yani şuradaki eee çizgiyi referans alıp buranın kaç kilometre olduğunu gerçekte ifade edebilirim, söyleyebilirim. Çizgi ölçek budur. Çizgi ölçekte cetvel kullanmadan uzunluk ölçebilirsiniz. Cetveliniz olmadan herhangi bir elinizde göz kararı ya da ne bileyim bir iple, uç kutusuyla, kalem ucuyla bir şekilde ölçüp yaklaşık değer gerçek uzunluğunu bulabilirsiniz. Bu bir avantajdır. Haritaların küçültülmesi ya da büyütülmesi durumunda gerçek uzunlukların korunması da bir avantajdır. Çünkü bu haritayı ben küçülttüm. Örnek veriyorum fotokopi yoluyla küçülttüm bunu. Daha minik bir şey yaptım. Aynı şekilde buradaki e, çizgi ölçekte aynı oranda küçüleceği için gerçek uzaklıklarda bir değişiklik olmayacaktır. Ölçek geçerliliğini e, koruyacaktır. İkiyi de bir avantaj olarak aldım. Haritalarda alan ve şekil bozulmalarını en aza indirgemesi öyle bir avantajı yoktur. O zaman 1 ve 2 olur cevabımız Denizli olur değerli arkadaşlarım. Aşağıda harita çiziminde kullanılan bir projeksiyon verilmiştir ve küre üzerinde de bazı ülkeler koyu renkte gösterilmiştir diyor. Böyle bir yerleri göstermiş. Bu projeksiyonun yapılış amacı göz önüne alınırsa hangi ülkenin haritasının çiziminde daha az hata yapılmış? Ee, daha az hata meydana gelmiş demektir. Şimdi biz burada hangi projeksiyon yöntemini kullanıyoruz ona bir bakalım. Projeksiyon e, yüzeyi nereye temas ediyor? Kutuplara temas ediyor ve şöyle hiç kağıdı eğip bükmeden bir düzlem şeklinde kullanıyoruz projeksiyonumuzu. Dolayısıyla bu düzlem projeksiyondur ve düzlem projeksiyonda siz ee, bu e, düzlem üzerindeki kağıdınızı nereye değdirirseniz orada görüntü daha az hatalı e, olacaktır. Ben bu düzlem projeksiyonu nereye değdirmişim? Kutup noktasına değdirmişim. O zaman kutup noktasına en yakın olan yerde e, hata oranı az olacaktır. Kutup noktasına en yakın olan yerde bir numaralı yer olduğuna göre bir numaralı yerde hata oranının daha az olacağını söyleyebiliriz. O zaman doğru cevabımız Adana olacak değerli arkadaşlarım. Aşağıda bir bölgeye ait izoips haritası verilmiştir. Bu harita ile ilgili hangisi doğru değildir demiş. Haritada verilen C ve D noktaları arasındaki eğimi hesaplamak için yeterlidir demiş. Haritada verilenler özür dilerim. C ve D noktaları arasındaki eğimi hesaplamak için yeterlidir demiş. Şimdi eğimin hesabı şöyle. Eğim eşittir. Ee, yükselti farkı bölü yatay uzaklık. Eğer yüzde istiyorsanız yüzde çarpıyorsunuz. Binde istiyorsanız binde çarpıyorsunuz. Dikkat edin yükselti var mı bu haritada? Bir izoips haritası olduğu için yükseltim var. Peki e, yatay uzaklığı ölçebilir miyim? Hesaplayabilir miyim? Evet. Burada bir ölçek olduğuna göre yatay uzaklığı da hesaplarım. O zaman ben istediğim herhangi bir noktanın eğimini buradan bulabilirim. O zaman yeterlidir. Bu ifade doğrudur. AB doğrultusundaki yükselti farkı 300 metreden fazladır demiş. A ve B doğrultusuna bakıyorum. E, deniz kenarı olduğuna göre burası 0 metre. En yüksek noktasına bakıyorum. 300. 300 e, şu bölge kaçar kaçar artmış. Bu 50'şer metre. 300 ile 349 metre arasındaki yükseklikleri daha doğrusu 301 çizgi 300'dür. Çizginin dışında kalan şu taradığım bölgede beyaz kalan bölgede diyebilirsiniz buna. 301 ile 349 maksimum alabileceği değer bu yükseltiye sahip bir yerdir. Dolayısıyla 300 metreden fazladır ifadesini doğru olarak kabul edebiliyorum. Bu ifade de doğru. Haritada pembe renkte gösterilen alan bir vadiye tekabül eder demiş. Bakın şurası pembe renkte gösterilmiş. E, denize doğru konumuna baktığımda şöyle ters V oluşturuyor ise burası bir e, vadiye tekabül edecektir. Vadiye, e, vadiye bu şekilde gösteriyoruz çünkü. Haritada verilen arazinin doğu kıyısında falez ve haliçler vardır. Burası kuzey olduğuna göre doğu kıyısı da burasıdır. Şimdi şuraya baktığımda falez ve haliçler var demiş ama ...palezi gösterebilmesi için bu çizgilerin üst üste binmesi gerekir. Şöyle. Dik bir uçurum olması gerekir. E hal hiç de yok zaten. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevap denizde. C ve D noktaları arasında kuş uçuşu uzaklık 6 kilometredir ifadesine bakıyorum. C, D, şuradaki mesafe yaklaşık olarak getirdiğimde şöyle sıfıra dayadım. Aynı. Dikkat edin. Birbirine çok yakın. Neredeyse Aynı. Alt yaklaşık olarak 6 kilometrelik bir mesafe var. Buradan çizgi ölçeğinden bunu da söyleyebiliyorum. Bu ifade de doğru oldu. O zaman değerli arkadaşlar cevabımız denizdir. Bir akarsuyun haritadaki uzunluğu x santimetre haritanın ölçeği ise 1 bölü y olarak verilmiştir. Buna göre akarsuyun gerçek uzunluğunu hesaplamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. Şöyle yapıyoruz hemen burada verdiği, verilen ölçek neyi ifade ediyor? Daha doğrusu burada verilen ölçek değil, kesir ölçek dediğimiz şey neyi ifade ediyor? Bunu tam anlamıyla biliyorsanız zaten hiç problem yaşamadan bu soruyu yapabilirsiniz. Şimdi bakın, 1 bölü y dediğim zaman bu şu anlama geliyor. Bir santimetre e, harita uzunluğu haritadaki bir santimetrelik yer paydadaki kısımda Gerçek değeri, gerçek uzaklığı verir. Yani bu 1 santimin aslında gerçekte kaç santimetreye eşit olduğunu söyler. Kesir ölçekler. 1 santimetre y santimetre gerçek uzunluğa eşit. 1 santimetre harita uzunluğu e, gerçekte y santimetre kadar e, uzunluğa eşit. Bunu e, bildikten sonra şöyle bir şey yapabilirim. Benim elimdeki haritada 1 santimetre y santimetre gerçek uzunluğa eşit ise haritadaki uzunluk x santimetreydi ya x santimetre kaç santimetre gerçek uzunluğa eşittir diye bir orantı kurarım ve içler dışlar çarpımı yaparım. x çarpı y bölü 1 olur. Yani 1'i bölü 1'i almasanız da olur. X ile Y'yi çarparsanız kaç santimetre e, gerçek uzunluk olduğunu bulursunuz. Bakıyorum X ile y çarpılır diye bir şıkkım var mı? Var. Bursa'da e, X ile Y e, birbiriyle çarpılırsa gerçek uzaklığı bulabiliriz e, cevabını görüyoruz. O zaman cevabımız Bursa oldu değerli arkadaşlar. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki Müslüman bilim insanlarından hangisine aittir demiş sorumuz. Bakalım. Kartografya biliminin gelişmesine katkı en önemli Müslüman bilim adamlarındandır. 12. yüzyıl koşullarında çizdiği harita 300 yıl boyunca dünyanın en doğru haritası olarak kabul edilmiştir dediğimde zaten cevabı İdris'i olarak bulacağım. Bir bilgi sorusu. Ee, dünyanın şeklini küre olarak kabul etmiş ve çevresinin uzunluğunu 36.900 kilometre olarak hesaplamıştır. Ee, İdrisi doğru cevabımız Edirne oldu değerli arkadaşlar.